görmeyecek miyiz? Hayır oğlum, görmeyeceğiz. Ama eğer sen büyüyünce görmek istersen... Görmeyeceğim. Düşmanlıkla gitmemek lazım Usta Ahmet. Hak bırakırsın arkanda. Hasan evladınsa Ayşe de evladın. Hanım, bıkmadın mı 10 yıldır aynı şeyleri tekrar etmekten? Bitti o iş. O defter kapandı artık. Kapanır mı? Et nere, tırnak nere? Bu mesele ben mezara girmeden kapanmaz. Kapanmaz Usta Ahmet. Yat artık. Hoş Ne varsa sende var Ahmet amca. Yağmur yağdığında öğrenciler sınıfta şemsiye açıyor. Elime yapışacak değil ya canım. Elinden her şey geliyor maşallah. Çatı, duvar, kapı, demir. Eline her iş yakışıyor Ahmet amca. Herkes bir iş üzerine yaratılmış. Sıkma sen canını. Ben çatıyı aktarırım. Malzemeyi de esnaftan toplarım. Sağ ol Ahmet amca. Sağ ol. Selamünaleyküm Ahmet hocam. Aleyküm selam. Ne var ne yok? Gözün aydına geldim. Hayırdır? Kızın gelmiş nice sene sonra. Gözün aydın olsun. Yanlışın olmasın. Yok be usta. Kendi gözümle gördüm. Ben gideyim Ahmet amca. Ders başlayacak. Tamam hocam. Senin işi hallederim ben. Merak Sağ ol. Etme. Sağ ol. Nasıl gelir? Thank you.
Yapacağız oğlum. Başka çaremiz yok. Küflenmiş bunlar. Gel bakalım Zehracığım. Al kızım sen bunu. Bırak. Al bakalım. Hoppa. Önce bunları bir dışarı çıkaralım. Sonra da siler süpürürüz. Hadi bakalım. Usta Ahmet'e duyurmadan saklı giderim. Usta Ahmet Efendi geliyor. Ben gideyim. Sana haber getirdim diye küplere biner şimdi. Usta Ahmet, hayrola bu saatte? Yemek yemeye geldim Mehmet'i. Öğlen okunmadı daha. Olsun, kuşluk vakti yemek yasak mı? Gelince hazırlarım. Şimdi ben komşuya gidiyorum. Hastaymış da. Kim hastaymış? Palan Osman'ın gelini. Bakmak lazım. Bu hazırlık da ona mı? Ona ya. Eli boş mu gideyim? Bilmez değilsin ya. İstersen götürmeyeyim. Git. Seni bekleyemem. Ben bir yumurta kırar yerim. Öyle yap. Kaderde ölmeden sizleri görmek de varmış yavrularım benim. Kocaman olmuşsun. Ben o gülen yüzünü severim seni. Kendi ellerimle yaptım bunu. Ye bakalım şunda. Aferin. Ye yavrum. Ye çocuğum. Afiyet olsun. Canım benim. Kız nerede? İçeride. Kuşa yem veriyordu. Aman da sevsinler. Canım Ayşem. Hadi kızımızı da göreyim. Hadi canlarım. Ye. Demek içip içip dövdü domuzumdu. Tövbe tövbe. Babasının evinin önünde kötü konuştum. Al. Madem seni dövecekmiş, ne diye kaçırmış? Önceleri iyiydik anne. Ama içki denen illete bulaşınca elleri kırılsın. Yine de beddua ettim. Ne hale getirmiş yavrumu. Boş ver anne, geçer.
Bu morluklar da geçer. Yüzdeki yara bir şey değil. Burak, alt olsun. Anneanne, o kadar şey yedim. Bunu da yersem patlarım. Senin o anneanne diyen dillerini yerim. Yersin, yersin. Kocaman delikanlısın sen. Ayşem, kızım, yavrum. Burada kalınmaz. Eve gidelim gel. Baban iki kızar, sonra affeder. Hı? Anne, bilmez gibi konuşma. Olmaz. Biz burada bir yolunu buluruz. Yavrum, burada yaşanır mı? Kızım, talihsiz kızım, çileli kızım benim. Selamun aleyküm. Usta Ahmet. Cami'nin dernek toplantısı bugün müydü? İkindiden sonra. Ne dedin? Ha, ikindiden sonra Mustafa. Gel çay içelim. Az işim var. Gelirim sonra. Tamam. Hayırdır? Yok, bir şey yok. İyi. İyi. Ben gelirim sonra. Ayşe, sen misin kız? Şükran, nasılsın kız deli? Baktım evde birilerini görünce. Hoş geldin. Bizim canımız sağ. Sen nasılsın? Bir bakayım sana. Aa, vay başıma. Ne bu halin? Döndünüz mü? Hı-hı. Serkan? O gelmedi. Ya. Hı-hı. Siz burada mı kalacaksınız? Bizde kalın dedim ama biliyorsun. Aman Ahmet amcamın inadı işte. Kızı da ondan inatçı. Kız burada kalınmaz. Hadi gelin bize gidelim. Bizde kalın. Hem Salih de çok sevinir. Sağ ol Şükran. Yük olmayalım. Ne yükü? Evi hale yola sokana kadar. Hadi. İtiraz istemiyorum. Evi toparlayınca tekrar dönersiniz. Tamam. Anne ben bunu döktüm. Aceleden sormayı unuttum. Ne bu aslan parçalarının adları? Burak. Bu yaramazsın Zehra. Canım. Hadi bakalım çocuklar. Emet'in teyze sen de gel laflarız biraz. Hıdrellez'de köfteler benden. Ben de su böreği yaparım. Oo, yaşadık. Geldi bahar. Ağaçlarda çiçek açtı. Baksana şu havanın güzelliğine. Abi. Aman kızım uyuma sen. Döndün. Abi. Gel yavrum. Ana. Korkmuş. Utanmıyor musun? Nispet yapar gibi bunu yanında ne dolaştırıp duruyorsun? Döndüm abi. Hangi yüzle? Buranın havasını bile solumaya hakkın yok senin. Hasan oğlum. Ayşe senin kardeşin. Kardeşimmiş. Onun yüzünden 10 senedir babamın da benim de yüzümüz yerden kalkmadı. Eksik olsun. Hasan. Kollama kızını. Onun yüzünden insan içine çıkamaz olduk. Olmaz olsun böyle kardeş. Eksik olsun. Hasan. Ana kollama kızını. Babamı kahrından öldürmeye mi geldin? Anlamadınız abi. Babam da sen de anlamadınız. Ben bir ahlaksızlık, namussuzluk yapmadım. Kocama kaçtım sadece. Nikahım da oldu, düğünüm de. Babamı beni çiğnedin. Bunun kitapta yeri var mı? Şimdi kuyruğunu kıstırmış dönmüşsün. Utanmıyor musun? Nerede kocan? Abi, Allah'a şükür ki alnım ak. Senden aş istemem, ekmek istemem. Gelir kardeşim dersen ne âlâ. Ama eğer yok demeyeceksen çekil önümden. Ben kimseye muhtaç değilim. Bak şimdi! 10 sene önce atmadığım tokadı şimdi attırma bana! Hasan! İndir elini! İndir elini dedim! Hadi gelin çocuklar.
zahmet ettim. Ben toplardım. Olsun canım, ne olacak ki? Afiyet olsun. Sağ ol. Bitirdin mi? Çocuklar hadi. Ben size televizyon açayım, siz onu seyredin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koş koş koş. Koş. Koş bakalım. Allah Allah. Çocukluk arkadaşımızdı Serkan. Böyle yapacak adam değildi. Demek içkiye başlayınca... Başka çarem kalmadı. Babamın korkunç öfkesini bile bile... kasabaya geri dönmek zorunda kaldım. Bak Ayşe... bizim evimiz sizin eviniz. Aklına hiçbir şey gelmesin. Biz ölene kadar oturursanız bir şey demeyiz. Çocuklar da evin neşesi olur. Hem biliyorsun, çocuğumuz olmadı bizim. Hasan abin gibi. Abimin de olmadı mı çocuğu? Olmadı ya. Çok dolaştılar hastane hastane. Hatta evlenmeye bile kalktı abin, kuma getirmeye. Ama doktor kabahat karında değil deyince... Caminin odununu kömürünü hallettik bugün şükür. Şu okulun çatısını da bir aktarsak kış iyice bastırmadan. Parası yokmuş okulun. Utandı söylerken öğretmen. Her şey parayla değil ya. O yavrular bir dua etse yeter bize. Ayşe döndü. Hangi Ayşe? Kızın Usta Ahmet, kızın. Benim kızım yok. Usta Ahmet, o senin kızın. Gelip sığıntı gibi Şükranların evine yerleşti. Bana ne? Kaç kere söyledim sana bu evde Ayşe lakırdısı olmayacak diye. Lakırdıymış. 40 kat yabancı mı o? Onu ben doğurdum. Sen de babasısın Usta Ahmet. Emeti, delirtme beni. Kızım yok benim. 2 tane de nur topu gibi torunumuz var. Bir oğlan bir kız. Kızım olmayınca torunum nereden olacak? El kadar yabancı bana. Yapma böyle Usta Ahmet. Bir ayağımız çukurda. Yarın öbür gün emri hak var. Kadın. Yeter. Ne ölüme gelsinler ne dirime. Öyle demişti babam. Ne ölüme gel ne dirime. Hiç istememişti zaten Serkan'ı. Allah biliyor ya. Ben de hiç istememiştim sizin Serkan'la bir araya gelmenizi. Serkan sana göre değildi. Cahildim Şükran. Cahil olunca insanın gözü bir şey görmüyor. Şimdiki aklım olsaydı... Ağlama. Yapma böyle Ayşe. Bir varmış bir yokmuş da artık. Geçti hepsi. Bak halime. Marangoz talaşı gibi yerlerde sürünüyoruz. Allah'tan acılar bile sonsuz değil Şükran. Bak bak, kahtalı mıçı gibi laflar da edermiş. Ay ay, ne oldu sana? Gel 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 gel. Uf mu oldun sen? Öptüm de geçti. Yok bir şey yok. Bak geçti değil mi? Acıyor mu artık ha? Arkadaş, Polak neler mi? Gel maç edelim. Hadi başlıyoruz. Hadi hadi. Hadi topu bana ver. Vur, hadi vur. Hadi. Hadi bana attı. Hadi bana attı. Hadi bana attı. Usta Ahmet derler dedine. Pehlivan Ahmet de derler. Çarşıda dükkanı var. Nasıl bir adam dedim? Çok iyi bir adam. Hepimize şeker veriyor. Seni onun dükkanına götürelim mi? Hadi gel. Usta.
Ahmet çok iyi bir adam. Çocukları çok seviyor. Biz hep onun dükkanına gideriz. Sen dedin hiç görmedin mi? Hep bize şeker veriyor, sonra görmedim. Dedin Usta Ahmet'in dükkanı. Siz gidin. Gelsene, neden gelmiyorsun? Şeker veriyor bize. Ben gidiyorum. Vay, Faruk Efendi gelmiş. Şekerini almaya mı geldin? Al bakayım bir daha. Usta Ahmet, bak senin torunun. O senin torunun, bırak ona da şeker versene. Hadi sen git bakayım. Hadi. Teşekkür ederim Usta Ahmet. Tamam, gel. Tak bakalım onu. Aferin sana. Kızım yeter, yapma. Boş ver, nasıl biliyorsa öyle yapsın. Hem ben onun annesini de biliyorum, ateş topuydu. Öyle. Anasının şimdiki haline bak. Aman boş ver kız. İnceldiği yerden kopsun. Ha, kapı çalıyor. Hoş geldin Emeci teyze. Hoş bulduk kızım. Gel bak neler aldım size. Gel 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 gel. Güzel kızıma ne kadar da yakışacak. Ciciler güzel gelmiş. Zehra'ma. Gel bakalım. Çok güzelmiş. Aynından ben de isterim Mehmet Hatun. Alırım Şükran kızım, alırım. Ay, benim kızıma ne yakışacak bu böyle. Evet, bu da senin. Al bakalım. Ay, bak ay. Bak. Bu da oyuncak. Aa. Bak burada oyuncak var. Bak bak. Oo, benim güzel kızım. Burak'a da aldım bir şeyler. Şükran, onlar da senin. Bak bu olmadı şimdi Emet Hatun. Neden olmadı kızım? Bak bunlar var, bunlar var. Afiyetle yersiniz. Tamam, ben bir çay koyayım, laflarız biraz. Tamam mı? Tamam. Ben de sana yardım edeyim kızım. Hadi gel bakalım Emel Hatun. Buyurun. Burak, kasabayı mı geziyorsun? Dedeme gittim. İyi. Konuştun mu? Niye? Saat epey olmuş. Acıkmadın mı sen? Acıktım. Ne yapalım? Eve mi gidelim yoksa çarşıda döner kaçamağı mı yapalım? Bilmem. Hadi gel. Döner yiyelim. Biliyor babamın bir ayağının çukurda olduğunu. Şimdi geldi. Aklınca mirastan pay alacağım. Yemezler oğlum, yemezler. Bu kasabada su yok ona, su. Ama gel gelelim kanuni mirasçı. Babam ölürse
Veriyoruz ya para. Babamla konuşmak lazım. Buyur abi çay. Sağlığında yapmalını mülkünü benim üzerime. Benden başka evladın mı var derim. Ben malımı kimselerle paylaşmam arkadaş. Paylaşmam. Oyna hadi. Geldi dönerlerimiz. Başka bir arzunuz var mı efendim? Sağ ol. Siz beyefendi başka bir şey ister misiniz? Cevizli kadayıfımız güzeldir. Tavsiye ederim. İyi o zaman. Bize iki kadayıf. Tamam. Hadi. Burak, istersen sen artık eve git. Ben de bir yere uğrayıp geleceğim, olur mu? Olur. Bulabilir misin evi tek başına? Tabii. Hadi bakalım. Kolay gelsin Usta Ahmet. Sağ ol Salih oğlum, hoş geldin. Gözün aydın. Kızın geldi, torunların geldi. Hayır söyle de dinleyeyim. Ahmet amca, günahı, sevabı, haramı, helali iyi bilirsin. Ayşe vaktiyle bir cahillik etmiş, o da pişman. Elini öpmek istiyor. Sana düşen büyüklük gösterip affetmek. Sen yanlış adama konuşuyorsun Salih oğlum. Benim kızım yok ki. Ne affetmesi, ne büyüklüğü. Etme Ahmet amca. Salih, seni oğlum gibi severim. Bu söylediklerin hoş değil. Birbirimizi üzmeyelim. Bir çift lafın daha var Ahmet amca. Başka konuşmayacağım. Dünyalar güzeli iki torunum var. Yüzlerine gülsen yetecek onlara. Geldin gidiyorsun amca. Bu inat iyi değil. Salih, benim kızım yok ki torunum olsun. Bitti mi diyeceğim? Başka şeyden konuşacaksak otur. Eğer... İyi, bir acı kahveni içelim o zaman. Bak o olur işte. Dede, biz sana geldik. Sen bizi istemiyorsun. Biz sana geldik. Dede, beni duyuyor musun? Diğer dedeler gibi sen de sevsene bizi dede. Neden konuşmuyorsun? Ben kızdırmadım seni. Kardeşim de küstürmedi. Annem de seni seviyor dede. Ben de seni seviyorum. Kardeşim de. Sen bizi niye sevmiyorsun dede? Niye hoş geldiniz torunlarım demiyorsun? Biz sana geldik. Duyuyor musun? Biz sana geldik dede. Torunlarını hiç mi merak etmiyorsun? Burak. Oğlum, boya yapalım mı? Parmaklıkları sen boyayabilirsin. Kıymetini bil Ayşe. Senin için boyacı güzeli bile oldum kız. Boya da bitince eve yeni eşyalar almak lazım. O küflüleri de Hıdrellez'de yakar üstünden atlarız. İyi de neyle alınacak o yeni eşyalar bilmem. Ayşe, baban sırtını döndü ama kapı gibi anam var. Esnafa baban kadar geçmese de bir hükmümüz var. Doğru. Taksitle veriyorlar şimdi. Hiç olmazsa bir çekyat, buzdolabı falan alabiliriz. Alırız ya. Anne. Anne, yukarıdaki küçük oda benim, ona göre. Kendin boyarsan olur küçük bey. Ha? Boyarım. Evet.
Biraz daha üstüne çıkarsak dedem bizi duyabilir. Buradan duyar. Hadi bağıralım. Dede! Dede! Caminin orada kesti yolumu. Şarkı söylüyor ya benimsin ya kara toprağın diye. Bunun gönlü oldum olası bendeymiş meğer. Beni istemeye gelenler olunca da gerisini biliyorsun zaten. Şimdi konuşuyor işte. Bak bak. Yalan değil, kuyruklu yalan. Mektuplar yazdım da zorla aşık ettim kendime demiyorsun da. Sen yaşlandın Salih. Hafif bunaklık belirtisi var sende. Bana yazdığın o mektuplar buradan Ankara'ya yol olur şekerim. Salih amcam köşeye sıkıştı. Ya? Ya şaka bir tarafa da gördüğüm en uyumlu çiftsiniz. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Amin. Bir de çocuğumuz olsaydı. Biz bir isterken Allah iki tane gönderdi. Hı hı. Salih, bir şey soracağım. Bu senin çalıştığın yerde bana göre bir iş yok mudur? Nasıl yani? Ne iş gelir ki elinden? Ya sekreterlik yapmıştım. Zehra doğunca mecburen bıraktım. Sekreterlik mi? Hı hı. Ya İhsan Bey iyi bir sekreter lazım falan diyordu. Kendi sekreteri bugün yarın doğuracak. İşi bırak. Çok iyi olur Salih. Hem size de yükümüz biraz hafifler. Saçmalama, olur mu öyle şey? Bak, böyle laflar edersen işmiş bulmam sana. Bize yük falan değilsiniz. Canım sıkıldı, az çalışayım da pasım gitsin diyorsan o başka. Sen öyle say. Tamam. Konuş o adamla, olur mu? Olur, konuşurum. Thank you.
Anası göndermiştir ya. Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam. Nasılsın? Nasıl olayım? Ayşe gelmiş. Gelmiş ya. Onun niye geldiği belli. Malımıza mülkümüze yarıcı olmaya geldi. Mirasa konacak aklınca. Oğlunu da sen yumuşa diye gönderiyor, haberin olsun. Benim malımın bir mirasçısı var Hasan. Sen canını sıkma. İstiyorsan yapıveririm malları üstüne. Topunu hem de. Ben beni ezip geçen evlada zırnı koklatmam. Sen gönlünü ferah tut. Buyurun, sizi bekliyorum. Sağ ol. Merhaba İhsan abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ayşe Hanım. Merhabalar efendim. Merhaba. Ben İhsan. Memnun Buyurun oldum. Oturun. Geç. Sağ ol. İhsan abi çekirdekten başladı bu işe. Şimdi Türkiye'nin her tarafına karasör üretiyor. Bahsetmiştim. Ayşe Hanım kardeşim sayılır. Yeni döndü kasabaya. İş arıyoruz. Hı hı. Daha önce sekreterlik tecrübeniz olmuş galiba. Evet efendim. İstanbul'da 3 yıl boyunca bir şirkette çalıştım, yönetici sekreteri olarak. Güzel. Bizim bu aletlere pek kafamız basmıyor. Bilgisayar bilginiz? Gerçi epeydir kullanmıyorum ama 10 parmak yazabilirim. Program bilgim de fena değildir. Pekala. O halde hayırlı olsun. Yarın sabah başlarsınız. Yani işe alındın mı? Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim İhsan Bey. Sağ ol İhsan abi. Dedene mi baktın? Hı hı. Usta Ahmet, gel bir şey iç istersin. Uğrarım şey. Hadi gidelim. Ustam, kendine gel, kendine. Ne demekmiş malları Hasan'ın üstüne yapmak? Hasan evladın da, Ayşe su kabağı mı? Delirdin sen galiba. Otur be hatun, başım döndü vallahi. Oturmam usta, oturamam. Bu saatten sonra evlat hakkı da yiyeceksin demek. Gözün dönmüş senin gözün. Ayşe'nin hakkını yedirmem sana. Ayşe onu beni çiğneyip geçerken düşünecekti. Cahillik etti bir kere, aşk bu usta. Ben de sana kaçmadım mı? Düğün oldu, nikah kıyıldı. Gören de sanacak ki. Olmaz ustam, olmaz. Hasan'ın hakkı Hasan'a, Ayşe'nin hakkı Ayşe. Müslümanlıkta var mı böyle şey? Emeti, sus diyorum, yeter. Yetmez. Yeter bunca yıl sustum. Bundan böyle ben de konuşacağım. Sus diyorum sana. Vur hadi vur. Hiç vurmadıydın. Onu da yap bari. Elini korkak alıştırma. Vur vur. Ah usta. Ah. Thank you.
Gidelim mi? Üşüdün mü? Ağlıyor musun sen? Şimdi benim aslan arkadaşım derdini anlatacak, değil mi? Kimse beni sevmiyor. Nasıl yani? Annem var, kardeşim var, sonra biz varız. Hepimiz seni seviyoruz. Ama babam sevmiyor. Dedem de. Onlar da seviyor Burak. Sevmiyorlar. Sevseler böyle yapmazlardı. Burak, sen artık kocaman adam oldun. Büyükler bazen severler ama sevdiklerini nasıl göstereceklerini bilemezler. Mesela benim babam beni hep uykuda öpmüş. Ben şımarmayayım diye. İnan senin baban da öyle yapmıştır. Sen uyurken gelip sarılmıştır sana, öpmüştür. Benim babam hep sarhoş gelirdi eve. Canlandım resmen. Allah'ım sen yardım et. Her şey olacağına varırım. Hayırlısıysa olsun, hayırsızsa kalsın. Hı hı. Şükran teyzenizi üzmek yok, tamam mı? Hı hı. Ben onları yerim bugün. Kaçacak delik arasınlar. Oh. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Salih, akşam gelirken kıyma getirmeyi unutma, oldu mu? Tamam. Hoşça kal. Hadi güle güle. Ayşe Hanım, gelir misiniz? Buyurun İhsan Bey. Saat 3 gibi İstanbul'dan konuklarım gelecek. İş konuşacağız. Sonra da yemeğe götürmem lazım. Şu alabalık tesisinden 4 kişilik bir yer ayırttır. Tabii efendim, hemen. Ayşe, nasıl? Alışabildin mi? Evet, fabrika sıcak insanlarla dolu. Salih, eşinle yaşadıklarından bahsetti biraz. Yo yo, yanlış anlama. Demek istediğim, paraya ihtiyacım varsa muhasebeye talimat vereyim. Sağ olun İhsan Bey, şimdilik yok. Peki Ayşe, teşekkür ederim. Thank you.
Ayşe? Gitmemişsin sen. Düzenlemek istediğim dosyalar vardı İhsan Bey. Boş ver ya. Dünyanın işi biter mi? Nasıl geçti yemek? Her zamanki gibi. Hadi. Bitir işini de birlikte çıkalım. Ben bırakırım seni. Zahmet olmasın size. Ne zahmeti? Hem farkında değilsin galiba. Geç oldu. Hava karardı. Çocukların varmış. Evet, iki tane. Burak ve Zehra. Allah bağışlasın. Benim de bir oğlum var. İstanbul'da elektronik okuyor. Çok hassas bir çocuktur. Annesi öldüğünden beri bir türlü toparlanamadı. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Koca evde bir başıma. Aslında çekilir hayat değil benimki ya. Neyse, ne yapalım? Evinize geldiğimizde bana söyleyin, olmaz mı? Tabii tabii, olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annen geldi, ağlıyor içeride. Anne. Kızım, ben de geldim. Bir daha o eve dönmem. Anneciğim. Dönmem. Dönmem. Sağ ol Şükran. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Salih, oğlum, bak, al bunları. Yarın bozduruver sana zahmet. Bunlar ne Emeti teyze? Biriktirdim Usta Ahmet'ten gizli gizli. Salih oğlum, eve diyorum, eşya alalım. Emeti teyze, Ahmet amca yarın öbür gün gelir alır seni. Acele etme bakalım. Gelmez. Ben bilirim adamımı. Hoş gelse de ben dönmem artık. En uygunu bizim o eve yerleşmemiz Salih ol. E sen de burada kal Emeti teyze. Yok. O kadar uzun boylu değil. Bu kadar boğazın yükü size ağır gelir. Biz o evi dayayıp döşeyince... Hem yine komşuyuz. Al, yarın icabına bak bunların lütfen. Gördün mü Usta Ahmet? Bugün de görecekmişsin. Yapayalnız kala kaldın işte. Şöyle, şöyle koyalım. Dikkat et. Tamam. Dikkat edin çizilmesin. Tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Ana, oluyor mu bu yaptığın? Dost var, düşman var. El alemi güldürme bize. Sen canını sıkma oğlum. Dostu da bilirim, düşmanı da. Bir şeycikler olmaz. Ana, dön evine. Olmuyor senin yaptığın. Benim yaptığım olmuyor da senin yaptığın mı oluyor? Babanın yaptığı mı oluyor ha? Hep bunun yüzünden oldu bunlar. Bu kahvenin. Lafını bil abi. Bilmezsem ne olur? Senin yaptığın kahvelik yüzünden gelmedi mi bütün bunlar başımıza? Ha? Rahat bırak annemi.
Dayımayı dinlemem, kafanı kırarım. Seni de kendine benzetmiş. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Bana bak Burak, bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın, anladın mı? O da sana böyle yapmasın. Ne olursa olsun, kim ne derse desin yapmayacaksın, anladın mı? Burak, kime diyorum ben? Anladın mı? Burak! Burak! Ne oluyor buna, niye fırttı? Yok bir şey. Bir şeyler getirdim size. Çay yapalım da yiyelim ha. Erkek adam hiç ağlar mı? Ağlama burada. Burada ağlamak olmaz. Gel dükkanda ağla bari. Gücüm yetmiyor Şükran. Büyüyor artık Burak. Ne olup bittiğini de anlıyor. Hı hı. Geçen gece Salih konuşmuş. Çok içli, çok hassas bir çocuk dedi. Ya öyledir. Hassastır. Ama bu hassaslığı intikama, acı kine dönecek diye çok korkuyorum. Boş ver. Çivi çiviyi söker. Eden bulur. Neler yaptılar sana? Oğlun da sorsun hesabını. Baltayla karşılarına dikilirse olmaz ama. Keşke vursaydı da içim soğusaydı. Mal mülk davası için Usta Ahmet'in evinde yangın çıkaran adama müstehaktır. Şimdi bile tutamıyorum. Bu çocuğun büyüyünce hali ne olacak? Ne olacak? Helal süt emmişler gibi adam gibi adam olacak. Senin adın Burak mıydı? Burak. Bu kısmet mi? Kısmet değil, kismet. Sen pehlivan mıydın?
Pehlivandım ya. Malkaralı Hüseyin sırtımızı yere çalana kadar pehlivan geçinirdik. Ey gidi günler. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçe ama şimdi okulda tatil. Öğretirim. Öğretirim elbette. Sağ ol dede. Bana. Tutunmam lazım. Ayakta kalmam lazım. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden büyütmem lazım. Yardım et bana. Anne? Hayırdır? Üstünüze bakmaya geldim yavrum. Ayşe, konuşalım mı biraz? Ne konuşacaksın? Konuşacak bir şey kalmadı ki. Ben sizi çok özledim Ayşe. Hem ben içkiyi de bıraktım artık. Serkan, birbirimizi kandırmayalım. Bu iş bitti artık, anladın mı? Bitti. Ancak mahkemede görüşürüz bundan sonra. Çocukları düşün. Babasız mı büyüsünler? Sen olunca babalı mı büyüyecekler ha? Bak Serkan, ben yeni ve sensiz bir hayat kurmaya çabalıyorum. İşimi daha da zorlaştırma lütfen. Bırak peşimizi. Git buradan. Bir daha da çıkma karşımıza. Eğer çocuklarını seviyorsan git buradan. Ne olur. Eski günlerin hatırına hiç olmazsa. Git. Ayşe, gidemezsin. Günaydın Ayşe, nasılsın? Ayşe? Efendim İhsan Bey. Neyin var senin? Hasta mısın? Yok, öyle dalmışım işte. Yok bir şeyim. Sen odama gelsene biraz. İki de kahve söyle istersen. Ne haber Mucur? Ben dedeme gidiyorum. Thank you.
şeye yeniden başlıyorum derken çıkıp gelmesi allak bullak etti beni. Anlamıyorum Ayşe. İnsan senin kadar akıllı, senin kadar güzel bir kadına nasıl yapabilir bunu? Ayşe, Ayşe. Müsaadenizle İhsan Bey, işlerim var biraz. Şurama düğümlenen bir şeyler var Ayşe. Söyleyemiyorum sana. Bir türlü söyleyemiyorum. Oh. Serkan, izin alıp çıktım işten. Dönmem lazım. Salih, sen bir şeyler yapabilirsin arkadaşım. Ne söyleyeyim Serkan? Ayşe buraya geldiğinde yüzü gözü tanınmaz haldeydi. Şimdi seni gördüm. Şu haline bak. Benim tanıdığım Serkan'dan geriye bir şey kalmamış. Sana sadece bir tavsiyem var. Karını rahat bırak aslan. Bu kasabada hayatını düzene sokmaya çalışırken kafasını karıştırma. Annene bir şey söylemiyorsun değil mi? Hı. Söyleme. Bilmesin görüştüğümüzü. Dede, sen anneme neden kızıyorsun? Kimseye söyleme fenalaştığımı, tamam? Tamam dedi. İyiyim şimdi. Zor uyudu Zehra. Serkan seni de gördü mü bugün? Evet. Akşamüstü telefon açtı bana. Gidiyorum dedi. Bir daha buralara gelmem. Ayşe'yi rahatsız etmem dedi. Kağıtları hazırlarım, bir celsede boşanırız dedi. Beni kınamıyorsun değil mi Salih? Niye kınayayım? Bilmem. Boşanmasa falan diye geçiriyorsun belki aklından. Yok. Dedem ölecek galiba. Hiç kimseye söyleme dedi. Bugün dükkanda kötü oldu. Hey!
Annene bir şey söylemiyorsun değil mi? Söyleme. Bilmesin görüştüğümüzü. Dede, sen anneme neden kızıyorsun? Ben niçin kızıyorum annene? Gitme dedim. O it hayırsızın biri dedim. Çiğnedi babasını. Hiç yerine koydu. Ben Usta Ahmet'im çocuk. Bu kasabada herkes sayar beni. Ama kendi kızım saymadı. Cehennemin dibine gitsin dedim. Şimdi yüzüme alsam olmaz. Ben eski toprağım, anladın mı? Ettiğim yeminden cayamam. Şeytan görsün yüzünü anam. Ahmet. Ben yalnız ölmeyi başarırdım Mehmet'i. Neden öyle diyorsun Ahmet? Öyle ya. Ayşe de geldi. Baba. Geçmiş olsun baba. Ahlaksız. Emet'i ben canımı Azrail'e teslim etmeyi beklerken canımı almaya mı getirdin bu yüzsüzü? Ahmet. Bırak bu inadı Usta Ahmet. Hastasın. Ne olur elini öpse. Ha? Yerin dibine girsin. Defolun. Defolun. İkinizi de istemiyorum. Defolun. Ayşe, yarınki ato toplantısı için notlar alacaktın. Hazır mı? Hazır efendim. Fiziki büyüklüğümüzü çıkarttın mı? Evet. Personel yapımızı? Evet. Ekonomik göstergeler? Evet. Benimle evlenir misin? Anlamadım. Ayşe. Bunu söylemeden önce çok düşündüm. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Thank you.
Usta Ahmet? Seni almaya geldim. Ben burada iyiyim. Çocuklarımla, torunlarımla. Sen iyisin ya, ben iyi değilim. Usta Ahmet, benim eve dönmemi istiyorsan Ayşe'yi affedeceksin. Evini açacaksın onlara. Miras işini de halledeceksin. Ayşe'yi Allah affetsin, ben affetmem. Geliyor musun, gelmiyor musun? Allah asıl seni affetsin. Benim yerim çocuğumun, torunlarımın yanı. Anladın mı? Uğurlar olsun. Düşündüm İhsan Bey. Bütün gece. Teklifiniz... Ben teklifinizi kabul edemem. Ama... Ama neden? Çok zor şeyler yaşadım İhsan Bey. Çocuklarım da öyle. Ben artık kendim için değil, çocuklarım için yaşıyorum. Siz çok iyi bir insansınız. Ama ben yine de çocuklarımı düşünerek hayır diyorum. Umarım beni anlarsınız. Peki Ayşe. İzninizle. Peki. Yılan. Yılansın sen. Yılan, ananı bile kopardın benden. Senin gibi evlat olmaz olsun. Rezil. Baba, ne olur sakin ol. Bir de utanmadan baba diyor. Baba deme bana. Ne olur dinle beni baba. Hala baba mı diyorsun bana? Olmaz olsun senin gibi evlat. Ne oluyor? Sana ne? Babam. Bağırarak konuşmayın lütfen. Gelin, içeride bir çay içelim. Çek elini be. Doğduğun gün seni boğazlayıp toprağa gömseydim ne güzel olurmuş. Ayşe, istersen eve git. Dinlen bugün. Zor şeyler yaşadın. Koşun. Benim arabaya atalım, hastaneye götürelim. Hadi. Hadi. Yavaş. 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 Sarsmayın. Yavaş. Tamam. Hadi. Şurada araba. Şurada. Tamam. Yavaş. Anne!
Hasan! Usta Ahmet'ime bir şey olmadı ya. Babam gitti geldi. Bir an kalbi durmuş. Şimdi nasıl? Doktor yanında. Şimdi iyi. Peki bir şey söyledi mi durumuyla ilgili? Dedi ya, aklımda tutamadım. Sen sorar öğrenirsin. Çok şükür. Canım oğlum. Neler oldu bize? Oğlum benim. Oğlum. Anne sen otur. Doktor şimdi çıkacak. Gel hadi. Şimdi çıkar doktor. Geçmiş olsun. Yanındaki doktor kim? Adını unuttum. Kafam karışık. Kızsam da aynı kandanız. Olmuyor işte kardeşim. Öfke sonsuz olmuyor. Bak, koştuk yine birbirimizi. Babama değil, bana da bir şey olsa, en önce senin koşacağını, en çok senin ağlayacağını biliyorum. Ne bileyim, oldu işte bir şeyler. Düşündüm, kardeş kardeşin olmasını da istemez, ölmesini de. Yaptığınız Usta Ahmet'in evlatlarına yakışmıyor. Baba evini tekrar şenlendirelim bir Ayşe. Bu böyle olmayacak. Abi! Kardeşim. Geçmiş olsun. Nasıl? Hastamız nasıl doktor? Şimdilik iyi ama bedeni bir üçüncüsünü kaldıramayabilir. Dikkat etmek lazım. Görüşebilir miyiz? Tabii, peki? Ama fazla kalmayın. Tamam. Usta Ahmet. Usta Ahmet. Hadi oradan. Ödüm koptu sana bir şey olacak diye. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Usta Ahmet. Korkuttun bizi ya. Atlattık çok şükür. İyi görünüyorsun maşallah. Evet evet iyi görünüyorsun Ahmet amca. Dede. Burak. Gördün mü başımıza geleni? Sana güreş öğretemeden gidiyorduk. Annemi getirdim dede. İyi halt ettin. Baba. Durmayın orada eşek sıpaları. Yaklaşın. Hasta hasta oraya kadar nefesim yetmez benim. Öpelim bakayım. Yarı yoldan döndüm kızım. Niçin biliyor musun? Allah'ın huzuruna evlat hakkıyla çıkmak istemedim. Düşündüm ki orada gönlünü almak buradakinden zor. Hakkını helal et kızım. Baba. Baba. Babam.